Hussilet Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamim Rahman ve Rahim'den indirilmedir bu. Bilgiyle donanmış bir toplum için ayetleri Arapça Kur'an halinde ayrıntılı kılınmış bir kitaptır bu. Muştulayıcı ve uyarıcı olarak onların pek çoğu yüz çevirdi. Kulak verip dinlemezler onlar. Dediler ki Bizi çağırdığı o şeye karşı kalplerimiz kılıflar içinde. Kulaklarımızda bir ağırlık. Seninle bizim aramızda da bir perde var. O halde sen işini yap, muhakkak biz de işimizi yapacağız. De ki: Ben sadece sizin gibi bir insanım. İlahınızın bir tek ilah olduğu bana vahyediliyor. O halde şaşıp sendelemeden ona yönelin ve ondan af dileyin. Vay haline ortak koşanlar. Onlar zekatı vermezler. Ölüm sonrası hayatı inkar edenler de onlardır. İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince onlar için minnet altına sokmayan bir ödül vardır. De ki siz yer küreyi iki günde yaratana gerçekten nankörlük edip ona ortaklar mı koşuyorsunuz? Alemlerin Rabbidir o. O yeryüzüne denge ve dayanıklık sağlayan dağları üstünden yerleştirdi. Onda bereketlere vücut verdi. Ve onda azıklarını dört günde takdir edip düzenledi. İsteyip duranlar için eşit miktarda olmak üzere. Sonra buhar duman halindeki göğe yöneldi de ona ve yerküreye şöyle seslendi. İsteyerek veya istemeyerek gelin. Onlar şöyle dediler isteyerek geldik. Böylece onları iki günde yedi gök halinde takdir edip her göğe kendi iş ve oluşunu vahyetti. Ve biz arza en yakın göğü kandillerle ve bir korumayla donattık. İşte bunlar aziz ve alim olanın takdiridir. Yüz çevirirlerse şöyle de. Sizi Ad ve Semud'a çarpan yıldırıma benzer bir yıldırıma karşı uyarıyorum. Hani Resuller onlara önlerinden arkalarından gelerek şöyle demişlerdi. Allah'tan başkasına ibadet kulluk etmeyin. Şöyle cevap vermişlerdi. Eğer Rabbimiz isteseydi kesinlikle melekler indirirdi. Bu yüzden biz sizinle gönderileni tanımıyoruz. Ağat toplumu yeryüzünde haksız bir biçimde büyüklük tasladı da şöyle dediler. Bizden daha güçlü kim var? Onlar kendilerini yaratan Allah'ın, evet O'nun onlardan daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Bunlar bizim ayetlerimize de karşı çıkıyorlardı. Biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o uğursuz günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiretin azabı elbette ki daha rezil edicidir. Üstelik onlar hiçbir yardım da görmeyeceklerdir. Semud'a gelince biz onlara kılavuzluk ettik ama onlar körlüğü hidayete tercih ettiler. Bunun üzerine kazandıkları yüzünden alçaltıcı azabın yıldırımı onları yakaladı. İnananları kurtardık, onlar korunuyorlardı. Gün olur, Allah'ın düşmanları düzenli bir biçimde bir araya toplanıp ateşe sürülürler. Nihayet oraya geldiklerinde kulakları, gözleri, derileri yapıp ettikleri hakkında onlar aleyhine tanıklık edecektir. Derilerine aleyhimizde neden tanıklık ettiniz derler. Derileri derler ki o her şeyi konuşturan Allah konuşturdu bizi. Hani sizi ilk seferinde de o yaratmıştı ya ve siz ona döndürüleceksiniz. Siz işitme gücünüzün, gözlerinizin, derilerinizin aleyhinize yapacağı tanıklıktan gizlenmiyordunuz. Tam aksine siz yaptıklarınızdan birçoğunu Allah'ın bilmeyeceğini sanıyordunuz. İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu zannınız sizi mahvetti de hüsrana uğrayanlardan oldunuz. Şimdi eğer dayanabilirlerse barınakları ateştir. Yok eğer özür dileyip hoşnutluk sağlamak istiyorlarsa özürleri kabul edilmeyecektir. Biz onları bir takım yakınlarla, dostlarla çevreleyip sardık da, onlar önlerinde ve arkalarında ne varsa bunlara süslü gösterdiler. Kendilerinden önceki cin ve insan ümmetleri için hak olan söz, bunlar aleyhine de hak oldu. Çünkü bunlar hüsrana uğrayanlardı. İnkar edenler dediler ki, şu Kur'an'ı dinlemeyin, o okunurken yaygara koparın ki galip gelesiniz. Andolsun o inkarcılara şiddetli bir azabı tattıracağız ve elbette ki onları yapıp ettiklerinin en kötüsüyle cezalandıracağız. İşte bu Allah düşmanlarının cezası olan ateştir. Ayetlerimize karşı çıkmalarından ötürü orada kendileri için sürekli kalış yeri vardır. O küfre sapanlar şöyle diyecekler: Rabbimiz cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster ki Onları ayaklarımızın altına alalım da en aşağıda kalanlardan olsunlar. Şu bir gerçek ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra hiç şaşmadan yol alanlar üzerine melekler Habire iner de şöyle derler. Korkmayın, üzülmeyin. Size vaat edilen cennetle sevinin. Biz sizin dünya hayatında da ahirette de dostlarınızız. Cennette sizin için nefislerinizin arzuladığı her şey var. Orada sizin için istediğiniz her şey var. Kafur ve rahim Allah'tan bir ikram olarak. Allah'a çağırıp yakarıp hayra ve barışa yönelik iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır? Güzellikle çirkinlik, iyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel tavırla sav. O zaman görürsün ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sımsıcak bir dost gibi vermiştir. Böyle bir tavra sabredenlerden başkası ulaştırılmaz. Böyle bir tavra büyük nasip sahibinden başkası ulaştırılmaz. Eğer şeytandan kötü bir dürtü seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü en iyi işiten O'dur, en iyi bilen O. Gece ve gündüz Güneş ve ay onun ayetlerindendir. Eğer Allah'a kulluk ediyorsanız güneşe, aya secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer büyüklük taslarlarsa bilsinler ki Rabbin katındakiler hiç usanmadan gece ve gündüz onu tesbih ederler. Sen toprağı huşu halinde boynu bükük görüyorsun ya işte o da Allah'ın ayetlerindendir. Onun üzerine suyu indirdiğimizde o titrer ve kabarır. Hiç kuşkusuz onu dirilten Muhyi ölüleri de mutlaka diriltecektir. O her şey üzerinde güç sahibidir. Ayetlerimiz hakkında eğriyle doğruyu birbirine katanlar bize gizli kalmazlar. Şimdi ateşin içine atılan mı hayırlıdır, kıyamet günü güven içinde gelen mi? Dilediğinizi yapın. O yapıp ettiklerinizi iyice görmektedir. Onlar o zikiri Kur'anı kendilerine geldiğinde inkar ettiler. Halbuki o eşsiz yücelikte bir kitaptır. Batıl ona ne önünden gelebilir ne de arkasından. Hakim ve hamid Allah'tan bir indirmedir o. Senin için söylenen senden önceki rasuller için söylenenden başka şey değildir. Hiç kuşkusuz. Senin Rabbin hem çok affedicidir hem de acıklı bir azabın sahibidir. Eğer biz onu yabancı dilde bir Kur'an yapsaydık, elbette şöyle diyeceklerdi. Ayetleri ayrıntılı kılınmalı değil miydi? İster yabancı dilde, ister Arapça. De ki: O iman edenler için bir kılavuz, bir şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an onlar için bir körlüktür. Böylelerine çok uzak bir mekandan seslenilmektedir. Yemin olsun biz Musa'ya kitabı verdik de onda ihtilafa düşüldü. Eğer Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı aralarında iş mutlaka bitirilirdi. Hiç kuşkusuz onlar Kur'an hakkında sürekli işkillendiren bir kuşku içindedirler.'' Kim hayra ve barışa yönelik bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara asla zulmetmez. Kıyamet saatine ilişkin bilgi Allah'a bırakılır. Onun ilmi dışında ne meyveler kabuğundan çıkar ne de bir dişi gebe kalır veya doğurur. Ortaklarım nerede diye seslendiği gün şöyle diyeceklerdir. Bizden hiçbir tanık olmadığını sana arz ederiz. Daha önce yakarıp durdukları onlardan uzaklaşıp kaybolmuştur. Kaçacak hiçbir yerleri olmadığını anlamışlardır. İnsan hayır istemekten, hayır için dua etmekten bıkıp usanmaz. Kendisine bir şer dokunmaya görsün, hemen ümidini keser, yıkılır. Eğer kendisine dokunan bir zorluktan, zarardan sonra bizden bir rahmet tattırsak, yemin olsun şöyle diyecektir. Bu benim hakkım. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülmüş olsam da şüphesiz onun katında benim için şaşmaz güzellikler vardır. Andolsun biz ondan körlük edenlere yapıp ettiklerini haber vereceğiz. Andolsun o çetin azabı onlara tattıracağız. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir, yan yatar. Kendisine şer dokununca hemen duaya koyulur. De ki: Söyleyin bakalım o Kur'an Allah katından ise siz de onun üstünü örttünüzse o dönüşü olmayan kopukluğa düşenden daha sapık kim vardır? Onlara ayetlerimizi ufuklarda ve özbenliklerin içinde göstereceğiz. Ta ki onun hak olduğu kendilerine ayan beyan belli olsun. Kendisinin her şey üzerinde bir tanık oluşu senin Rabbine yetmez mi? Dikkat edin onlar Rablerine kavuşma konusunda bir şüphe içindedirler. Gözünüzü açın. Allah muhittir. Her şeyi çepeçevre kuşatmıştır.